Her zaman söylediğim gibi, belediyecilik vizyon işidir. Belediyecilik proje işidir. Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik birikim ister, dinamizm ve bir araya gelme becerisidir. Belediyecilik tecrübeyle heyecanı buluşturma sanatıdır. Vaat etmek kolaydır, söz vermek kolaydır. Seçim meydanlarında cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan meydanda verdiğin sözü, görevi teslim alınca unutmamaktır. Mesele meydanlarda vaat ettiğini millet yetki verince yerine getirmektir. Yani asıl mesele sözünün eri olabilmektir. Hizmet belediyeciliği, vatandaşın yerelde beklediği yolunun, kaldırımının yapılması, altyapının, üst yapının düzenlenmesi, çöpünün atılması, temizliğinin yapılması, şehrin geleceği için projeler üretilmesidir. Gönül belediyeciliği ise vatandaşa dokunabilmektir. Onun sevincini ve mutluluğunu, hüznünü ve kederini paylaşmaktır. İhtiyacı olduğunda yanında olabilmektir. Belediyenin kapısını çaldığında ona birisinin samimiyetle hoş geldin diyebilmesi, kendisiyle içtenlikle ilgilenmesidir. İşte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve ekibi Düzce'nin geleceği için projeler üretmesinin, Düzce'yi yeni baştan imar etmesinin ve belediyenin rutin işlerini yapmasının yanı sıra toplumun her kesiminin gönüllerine dokunacak hizmetler yapıyor. Başkan Dr. Faruk Özlü, 7'den 70'e vatandaşlar ile temas kurulması, sosyal belediyecilik manasında yapılması gerekenlerin sürdürülebilmesi için azami gayret gösteriyor. Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü Mart ayından itibaren tüm imkanlarını seferber eden Düzce Belediyesi il genelinde yapmış olduğu dezenfeksiyon, sosyal yardım, iş yeri denetimleri ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarla Türkiye'ye örnek oldu. Koronavirüs vakasının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren çalışmalarını olağanüstü bir şekilde yürüten Düzce Belediyesi aldığı tedbirler ve yaptığı çalışmalarla salgının olumsuz etkilerini en aza indirmede önemli rol üstlendi. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluş binaları ile vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanlar olan caddeler, sokaklar, otobüs durakları, özel halk otobüsleri, taksiler, iş yerleri ve ATM'lerde ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı. Düzce Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında vefa sosyal destek ekiplerine gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara sosyal yardım, erzak, sıcak yemek, ekmek dağıtımının yanı sıra evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara alışverişlerinde yardımcı oldu.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri bünyesinde oluşturulan özel ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ile 20 yaş altı ve evde kal çağrısına uyan vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak için Düzce'de yüz binlerce kişiyi telefonla arayarak Başkan Özlü'nün selamlarını iletip moral desteği sağladılar. Düzce Belediyesi tarafından koronavirüse karşı yoğun bir mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarına belediye otobüsleri ve otopark alanları ücretsiz hale getirildi. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Meslek Edindirme Kursları Koordinatörlüğü'nde maske dikim atölyesi kurularak gönüllülerin katılımı, kurs eğitmenleri ve belediye personellerinin katkılarıyla 3 milyonun üzerinde maske dikimi gerçekleştirilerek kurum, kuruluşlara, fabrikalara ve vatandaşlara dağıtım yapıldı. Belediye tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik sıkıntı yaşayan Düzce Belediyesi'nin borçlu olduğu şahıs ve esnafa toplam 45 milyon lira ödeme desteği sağlandı. Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara Düzce Belediyesi'nin desteği sürüyor. Sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Düzce Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere 30 ton patates dağıtıldı. Başkan Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla faaliyetleri kısıtlanan kahvehane ve internet kafe işleten esnaflara destek verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre koronavirüs süresince zor dönemden geçen 176 esnafa biner liralık alışveriş çekinin dağıtımı gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle bazı işletmelerin kapanması ve sosyal hareketliliğin azalması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da Düzce Belediyesi sahip çıktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanına mama ve su kapları yerleştirerek can dostlarımızın yaşamlarının sürdürülebilmesi için belirli periyotlarda mama ve su takviyesi yaptı. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun şekilde sosyal yaşam kalitesini artırma hedefiyle hareket eden Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ev ziyaretlerinden, öz bakım hizmetlerine, ev temizlik hizmetinden, ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, giyim, kırtasiye yardımına kadar birçok faaliyetle Düzcelilerin yanında olarak bireylerin yaşamına dokunuyor. Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tamamen temiz ve hijyenik bir ortamda hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, günde 2 öğün, öğlen ve akşam saatlerinde ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlılar başta olmak üzere imkanı olmayan vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. Ayrıca Düzce Belediyesi Elazığ depreminde zarar görenler için 2 tır, İdlib için ise 1 tır insani yardım malzemesi gönderilmesinde başrol oynadı. Düzce Belediyesi, engelli kardeşlerimizin yaşam ve bakım koşullarını iyileştirmek, onları istihdamda ve hayatın içinde var olmalarını sağlamak, güvenli bir gelecek sunmak için kardeşlerimiz olan sorumluluklarını bilerek çalışmalarını yürütüyor.
Hürce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal belediyecilik hususunda farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Başkan Özlü, bu kapsamda kış mevsimi öncesinde çocuklar üşümesin diyerek kıyafet kampanyası başlatılması talimatını verdi. Başkan Özlü'nün talimatıyla başlatılan Bir Bot, Bir Mont sloganıyla düzenlenen kampanya ile ihtiyaç sahibi 700 çocuğun yüzü güldü. Sosyal izolasyonun olduğu bu günlerde Düzce Belediyesi çocuklar için yeni projeleri hayata geçiriyor. Düzce Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirilen çocuk kulübü yeni dönem eğitimlerine COVID-19 tedbirleri dahilinde 21 branşta hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yeri ve aile yaşam merkezindeki yerinde yeni döneme karşılayan çocuk kulübü robotik kodlama, fen bilimleri, matematik, mental aritmetik, değerler eğitimi, görsel sanatlar, tasarım atölyesi, İngilizce, fiziksel gelişim, karikatür, bağlama, piyano, gitar, sahne sanatları, çocuk korosu, modern dans, keman, ritim, jimnastik, bale, ana sınıfı branşları ile çocuklara eğitim veriyor. Ayrıca çocuklarımız derslerinden kalan zamanlarda iyi vakit geçirsinler diye Düzce Belediyesi YouTube kanalında yayına başladı. Düzce Belediyesi YouTube kanalında eğitici ve renkli içeriklerle dolu programları çocuk izleyicilerimizle buluşturuyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün göreve başladığı ilk günlerde dile getirdiği ve sosyal hizmetlerde çığır açan Düzce Belediyesi ortaya çıkarma çabaları sonuçlarını göstermeye başladı. Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren meslek edindirme kurslarının yeniden yapılandırılması yönünde talimat veren Başkan Özlü'nün fikir ve projeleriyle kurulan Belmek çatısı altında yaklaşık 850 kişi eğitim alıyor. Eski film platosu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yer ve Aile Yaşam Merkezi, Kalıcı Konutlar Bölgesi, Hanımlar Lokali, Konralp ve Kültür Merkezi olmak üzere 5 farklı yerde eğitim merkezi kullanan Belmek bünyesinde iğne oyası, tel kırma, el nakışı, berfuruşat, seramik, çini, geri dönüşüm, resim, pasta, yemek, kırk yama, bağlama, diksiyon, yönetici asistanlığı, gitar, işaret dili, ahşap boyama, drama, ebru, ilk yardım ve çömlek olmak üzere 21 farklı branşta eğitim veriliyor. Açlığa 60, susuzluğa 6 gün dayanabilen insan nefes almadan 1 dakika bile duramaz. Bu yüzden temiz hava solunabilecek bir çevrede yaşamak en temel insan haklarından birisidir. Fakat bugün insanlar, doğa ve tüm canlılar önemli bir tehdit ile karşı karşıya. Hava kirliliği. Dünya Sağlık Örgütü,
2012 yılında dünyada 8 milyon insanın erken ölümüne sebep olan hava kirliliğini kanserin en önemli çevresel nedeni ilan etti. Sadece çocuklar ve yaşlılar değil, hava kirliliğine maruz kalan herkesin kalp ve solunum yolu hastalıkları, felç, kanser ve benzeri hastalıklara yakalanma ve erken ölüm riskinin arttığı artık biliniyor. Düzce'de geçtiğimiz günlerde yapılan hava kalitesi izleme sonuçlarına göre hava kalitesi en kötü seviyeye ulaştı. Düzce Belediyesi, Temiz Şehir Düzce sloganı ile başlatılan kampanya doğrultusunda şehrin hava kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapıyor. Düzce'de hava kalitesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi ve ilerleyen zamanlarda yaşanması muhtemel hava kirliliği durumlarının önüne geçilmesi adına yapılacak çalışmalara ve alınacak tedbirlere yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda toplantı gerçekleştirildi. Buna göre alınan ölçümlerde kış aylarında yakın kaynak olarak evsel ısınmanın ve şehirler arası trafik yoğunluğunun sanayinin etkisi olduğu belirlendi. Kirliliğin önüne geçilmesi için de bir eylem planı oluşturuldu. Eylem planına göre kuzey çevre yolu tamamlanarak Düzce merkezden geçen şehirler arası ulaşım hafifletilecek. Yakıt kaynaklı kirliliğin önüne geçilmesi için de doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yakacak yardımının doğal gaz kullanımı yönünde olması sağlanacak. Sanayi tesislerine sürekli ölçüm ve izleme cihazları kullanılacak. Meteorolojik verilere göre hava kirliliği yaşanması muhtemel günlerde trafikte tek ve çift plaka uygulamasına geçilebilecek. Anız, lastik, mobilya ve benzeri yakılmasıyla kaçak emisyon oluşturan olayların önüne geçilmesi ve idari yaptırım uygulanacak. Akçakoca ilçesi Subaşı Köyü Kurt Suyu mevkiinde yaklaşık 600 dönümlük alana kurulu Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 44 adet ameliyathanede, 50 adet iyileştirme sürecinde bulunan hayvanlar kısmında 18 adet de karantina binasında olmak üzere toplamda 112 adet kafes bulunuyor. Kafeslerde ısıtma sistemi alttan ısıtma şeklinde yapılıyor. Bakım evinde 50 metreküplük su deposu da mevcut. Depoda biriken su hidrofor vasıtasıyla tüm tesiste kullanılıyor. Bakım evine ekipler tarafından toplanıp getirilen sağlıklı yetişkin sokak hayvanları evvela gözlem kafesine alınmakta. Herhangi bir hastalık gözlenmezse kısırlaştırma denilen operasyona tabi tutuluyor. Operasyonlar ameliyathanede genel anestezi altında steril şartlarda yapılırken operasyon esnasında hayvanların kuduz aşısı, parazit tedavisi, antibiyotik ve vitaminleri de yapılıyor. Ayrıca kulak küpesi ve deri altı çip uygulamasıyla sokak hayvanlarının işaretlenme işlemi de gerçekleştiriliyor. 3 haftalık post operatif dönemde hasta takip edilip süre sonunda bir sorun yoksa hayvan alındığı yere bırakılıyor. Hasta olarak bakım evine gelen sokak hayvanlarının tedavi kısmındaki kafeslerde tedavisi yapılarak takip ediliyor. Bakım evinde erkek, dişi, yavru, yavru anneler ayrı ayrı kafeslerde cüsselerine göre gruplanıyor. Hayvanların beslenmesi ise çevredeki fabrika ve yurtlardan toplanan artan yemeklerle ve belediye tarafından tedarik edilen kuru mama ile yapılıyor. Kafesler günlük olarak temizlenirken haftada bir de dezenfekte ediliyor.
Bakım evinde sadece Milli Parklar tarafından el konulmuş bakımı kanunen yasak olan ırklara ait cinslerdeki köpekler daimi kalıyor. Ayrıca haftalık 8 ila 10 adet arası hayvanlar sahiplendirme yapılmakta. Haftanın bir günü sokak hayvanlarına uyuz tedavisi uygulanıyor. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi de geçici bakım evi nezdinde büyük bir özveriyle sürdürdüğü çalışmalarının yanı sıra sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için de düzenli olarak mama ve su desteğine devam ediyor. Müdürlük ekipleri 15 beslenme noktasına belirli aralıklarla mama takviyesi gerçekleştiriyor.